1025'te Belçikalı Radolf Köln'de Ragimbold'a bir mektup yazar ve nadide ve eşsiz usturlamanı göstermek için kendisini St. Lambert Festivali'ne davet eder. Ragimbold'un usturlamı gördüğünde üzülmemesini ve iç çekmemesini de mektubuna ekler. Birinci yüzyılda bilginlerin binlerce kilometreyi kat etmeye göze alacak kadar eşsiz ve cezbedici bir alet. Dönemin alimleri tarafından kullanılan matematiksel bir sofistike ve aynı zamanda asil bir koleksiyoncunun eşsiz parçalarından biri. Astronomların, seyyahların, denizcilerin, kaşiflerin ve aynı zamanda astrologların vazgeçilmez aleti. Şu andaki teknolojiyi unutup orta çağdaki imkanları göz önüne bulundurduğumuzda o dönemdeki teknolojik imkanlarla bu o aletin icadının ne kadar büyük bir buluş olduğunu anlarız. Hem biçimsel, hem işlevsel, hem teknolojik, hem de sanatsal anlamda paha biçilmez değerini ve bir o kadar da gizemini anlayabiliriz. Öyle bir teknoloji düşünün ki tek bir aletle hem yönünüzü bulabilirsiniz, hem matematiksel işlem yapabilirsiniz, hem mimari ölçümler yapabilirsiniz, hem zamana bakabilirsiniz, hem de gökyüzündeki yıldızları inceleme imkanınız olsun. Ve aynı zamanda da astroloji hakkında size önemli bilgiler versin. Binaların yüksekliği, denizlerin derinliği, dağların yüksekliği gibi ölçülemeyecek olan mesafeleri de yine aynı aletle ölçtüğünüzü düşünün. Orta çağda bütün bunları tek bir aletle yapabilecek teknolojiye sahip olmak zor gibi görünmekte değil mi size? Günümüzde telefonlarımızla belki bu bilgileri o dönemde işte tek bir aletle mucize olan bu alet sağlamaktaydı. Sanatsal yönden cezbedeceği ve bir o kadar da mistik olan bu aleti bir müzeye gittiğinizde gördüğünüzde keşke benim olsa evimin bir köşesine assam dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bizim evlerimizde yok belki ama Amerika'da bir profesörün evinde var. Yanlış duymadınız, Harvard Üniversitesi'nde astronomi ve bilim tarihi profesörü olan Owen Ginger için bir öğrencisi bir gün gelir ve elindeki tarihi usturlamı satmayı teklif eder. İlk başta tabii profesör şaşırır böyle bir teklifi aldığına çünkü öğrencinin elinde bir usturlap olduğunu biliyordu ama kendisine böyle bir teklif ile geleceğini ve bu usturlapı satın alabileceğini hiç düşünmemişti. Öğrenci Afganistan'da tıbbi bir kliniği finanse etmek amacıyla aile yadigarı olan bu usturlapı profesöre satar. Usturlapı satın aldıktan sonra profesör bu konuya daha fazla ilgi gösterir, daha fazla derin araştırmalarını derinleştirir. Daha sonra da bu konu hakkında öğrencilerine ders vermeye başlar. Usturlapın tarihi matematiksel ve coğrafi keşiflerle ve kültürler arası etkileşimlerle bir dizi şaşırtıcı hikayelerle doludur. Genel olarak bu aletin yapısı, ana gövdede bir disk içine gömülü olan dairesel kaydırma özelliği olan parçalardan oluşur. Dünyanın enlem çizgilerinin iki boyutlu bir izdüşümünü içeren yuvarlak bir plaka yer alır. Bu plakanın üzerinde Rete adı verilen başka bir parça bulunur ve bu parçada yıldızların konumları yer alır. Usturlap prensip olarak bir nevi gökyüzü haritasıdır ve geceleri gökyüzünde görünen belirli sayıda parlak ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilen yıldızın gökyüzündeki hareketlerini gösterir. Aynı şekilde gündüz boyunca güneşin hareketini dakik bir şekilde gösterir. Bunun için üzerinde özel olarak yerleştirilmiş güneşin ve bazı yıldızların konumlarını gösteren bir disk yer alır. Böylelikle güneşin ve 20-30 kadar parlak yıldızın yüksekliği ve yönü arasında bir bağ kurulmuş olur. Ve sonuç olarak usturlapla güneşin veya üzerinde bulunan yıldızların herhangi birisinin yükseklikleri ölçüldüğü takdirde usturlap bir astronomik saat veya bir pusula olarak kullanılabilir. Her bir disk ve plaka belirli bir yıldızı gösterirken bu alet adeta göklerin bir haritası olarak kullanılır.
usturlabın tabii küçük kahve tabağından büyük tepsi boylarına kadar çok farklı boyutları bulunmakta. Aynı zamanda günümüze kadar gelenler pirinçten yapılmışlardır. Usturlapların ön yüzü ve arka yüzünde inanılmaz derecede zengin, figürlü ve bitkisel bezemelerle dolu süslemelerle karşılaşabiliriz. Özellikle asiller ve seçkinler için üretilen usturlaplarda değerli mücevherler ve değerli taşlarla da karşılaşılabilir. Biraz önce aletin kullanımını basit olarak anlattım değil mi? Aslında kullanımı hiç bu kadar basit değildi. O dönemde usturlapın yapılması gerçekten zordu ve matematiksel olarak karışıktı. Geometriden iyi anlayanlar bu aleti tam olarak ve etkili bir biçimde kullanabilirlerdi. Usturlap 8. yüzyılda Müslümanlar tarafından alınarak geliştirilir ve sonra da dünyanın dört bir yanına yayılır. Kullanım alanları gökyüzü ve yıldızlar gibi bilimsel araştırmaları yapmak ve geliştirmek olduğu gibi aynı zamanda dini ve mistik açıdan da bu alet kullanılmıştır. Örneğin Kur'an'da sık sık geçen namaz vakitlerinin bulunması ve ibadetin Mekke yönüne doğru yapılması konusunda Müslümanlar yönü belirlemek ve namaz vakitlerini belirlemek amacıyla usturlabı kullanmışlardır. İslam dünyasında özellikle yön ve namaz vakitlerini belirlemek amacıyla kullanılan usturlap, Avrupa'da Hristiyan kilisesinde ve krallar arasında daha da dini ve mistik amaçlarla kullanılmaktaydı. Özellikle Avrupa'da astroloji çok popülerdi ve usturlabın kullanım alanlarından birisi de astrolojiydi. Bu nedenle usturlaplar yeni doğmuş bebeğin tarihini belirlemek, savaştan önce savaşta galip gelinip gelinemeyeceğini belirlemek ya da hangi tarihte evlenilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla hastalık ve tıbbi anlamda ne zaman ilaç alınması, ne zaman kanamanın olduğu konusunda öngörülerde bulunmak amacıyla astroloji alanında kullanılmış ve özellikle kahinler aracılığıyla krallara gizli bilgileri ve gizli öngörülerin ulaşmasını sağlamıştır. Usturlabı kullanarak yıldız falına bakanlar da kraliyette ayrı bir konuma sahiplerdi. Usturlaptan aldığı bir okuma ile doktor ya da astrolog gizemli bilgilere ulaşıyor ve bu gizemli bilgiyle kralın güvenini kazanabiliyordu. Astrologlar bu aletle krallara, asillere ve seçkinlere işte gelecekten verdikleri bu bilgilerle bir ayrıcalık sunuyorlardı. Bu aletin ilk ortaya çıkışına ve nasıl yayıldığını düşünelim. Usturlabın ilk kimin icat ettiğini tabi bilmek zor ama usturlabın milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda yaşamış ünlü Yunan gökbilimci olan Claudius Ptolemaios zamanında başladığına dair güçlü kanıtlar bulunmakta. 700'lerin sonunda Farslı matematikçi Muhammed bin İbrahim el-Fezari Yunanca metinleri Arapçaya çevirir ve usturlabın nasıl kullanılacağı ve ne işe yaradığı hakkında çok kapsamlı bir kitap yazar. Günümüzde Türkiye'de Harran bölgesinde 8. yüzyılda usturlabın çıktığına ve yayıldığına dair bilgiler bulunmakta. Ayrıca 9. yüzyılda Maşallah bin Eseriye adlı bilginin yazdığı metinler tarihe damgasını vurur. Usturlabın kullanımı ve yayılması 13. yüzyılda Suriye ve Mısır bölgesinden İran ve Irak'a kadar ilerler. Daha sonra Fars bilginleri tarafından Hindistan'a kadar ulaşır. Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya ve Kuzey Afrika üzerinden de Endülüs İslam döneminin zirveyi gördüğü İspanya topraklarına kadar gelir. İspanya'da Müslümanların usturlap hakkında yazdığı Arapça metinler Hristiyan krallar tarafından 11. yüzyılda Latince ve İbranice'ye çevrilir. Böylece usturlap 11. yüzyılda Hristiyan dünyasına girer. Avrupa'nın eğitimli çevrelerinde usturlap hakkındaki ilk bilgi ve uygulamaları 11. yüzyılda Gerbert Druyac adlı Fransız bilgin kaleme almıştır. Avrupalı bilginlerin usturlap hakkındaki araştırmalarının açık biçimde Müslümanların yaptığı usturlap modellerine, en çok da Marshall'ın modeline dayandığı bilinmektedir.
Bizans dönemi örneklerinin de İslam dönemi usturlaplarından etkilendiği ve 400 yıl boyunca Avrupa Hristiyan dünyasında İslam dönemi usturlaplarını taklit ettiği bilinmektedir. Usturlaplar hem teknolojik anlamda hem de bezeme ve zanaatçılık açısından en başarılı ve nadide örneklerini Safaviler döneminde verir. 16. yüzyılda Sultan Süleyman döneminde yazılan minyatürlü el yazması olan Şeyhname'de Osmanlı'nın en önemli astronomlarından olan Taküyüddin'in rasathane çalışmalarını ve dönemin teknolojik aletlerini ve usturlabı burada açık şekilde görebiliriz. Usturlapların benzerlerinden biri de göksel küredir. Bilinen en eski gök kürelerden biri 14. yüzyılda Cafer İbni Ömer İbni Devlit Şah el-Kırmani tarafından yapılmıştır. Bu gök küresinde yaklaşık 1025 yıldız bulunmakta ve bu küre üzerinde takım yıldızların şekilleri her birinin merkezine kakılmış gümüş noktalarla gösterilmiştir. Dünya işaretleri, rakam ve astrolojik semboller ayrıntılı olarak bu göksel kürenin üzerine muhteşem bir şekilde adeta gizemli ve mistik bir bilgi gibi kazınmıştır. Avrupa'da ise usturlap hakkında en eski İngilizce metnin 1391 yılında Geoffrey Chaucer tarafından yazıldığı bilinmektedir. Her ne kadar İngiliz yazar bunu oğlu için yazdığını söylese de araştırmacıların yaptığı araştırmalarda İbn-i Saffar'ın Arapça metninden alarak İngilizce olarak derlediği ortaya çıkmıştır. 14. yüzyıldan sonra Hristiyan dünyasında usturlap artık üniversitede erkeklerin aradığı bir alet ve aynı zamanda kilisede ve kraliyet mahkemelerinde bulunan popüler bir alet haline gelmiştir. Geç orta çağlarda ise artık kodamanlar ve prensler bu Arapça olan usturlapların Latince harfleri ve rakamlarıyla yeni usturlap üretirler ve kendi anladıkları dilde usturlap üretmenin de mutluluğunu yaşarlar. Usturlap prenslerin prestijini artırır ve gizli bilgilere aşina olma konusunda bir ayrıcalık verir. Daha da önemlisi bu aletle astrologların kendilerine hizmet etmesini sağlar. Usturlabı çok iyi kullanan kahinler ya da astrologlar ortaya çıkar. Örneğin Michael Scott, Kutsal Roma İmparatoru 2. Frederick'in hizmetinde çalışır ve krala gizli ve özel bilgileri sunar. 5. Charles'in sarayında bir altın bir gümüş olmak üzere bir düzineye yakın usturlap bulunmaktaydı. Sarayda 8 gök bilimcinin her biri için birden fazla usturlap bulunuyordu. Deniz yolculuğunda kullanılan usturlap tarihte inanılmaz keşiflere vesile olan bir araç olarak karşımıza çıkar. 15. yüzyılda okyanusları aşacak kâşifler tarihi değiştirecek ve çığır açacak bu başarılarını işte bu alete borçlular. Orta çağda gemiler hem kıyı tekniklerine hem de sularda seyir tekniklerini kullanarak Akdeniz'de Avrupa kıtasında ve Hint okyanusunda seyahat ediyorlardı. Gelgitler hesaplanıyor, kutup yıldızları takip ediliyordu. Gemi kaptanları sularda seyir halindeyken bazı yabancı kıyılara, sığ sulara gemilerle gitmek zorunda kalıyorlardı. Usturlap yön bulmak için denizcilerin mutlaka gemide bulundurması gereken vazgeçilmez bir aletti. Usturlap'ın gemilerde kullanımı denizcilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. 15. yüzyılda denizciler usturlap'ı hem teknik açıdan hem de kullanım açısından geliştirmişler ve daha da başarılı olmuşlardır. Portekiz deniz yolculuğunda Christophe Colomb, Bartolomeu Dias ve Vasco da Gama gibi tanıdığımız Portekizli kâşifler yollarını bulabilmek için usturlap'ı kullanmışlardır. Bartolomeu Dias 1488'de Ümit Burnu'na yaptığı yolculukta enlemi bulabilmek için usturlap'ı kullanmıştır. Zaman, yön ve enlem bulmak, matematiksel hesaplamalar yapmak, yükseklikleri ve açıları bulmak, yıldızlar ve gezegenleri incelemek, burçlar ve astroloji hakkında bilgi edinmek için usturlap inanılmaz bir icattı. Videonun başında belirttiğim gibi usturlap Radolf'un Ragimbold'a yazdığı mektubunda olduğu gibi eşsiz nadide değeriyle Avrupa, Amerika, Asya ve Doğu'ya dünyanın dört bir yerine yayılmayı başarmıştır. Kim bilir belki de Amerikalı profesörün evinde olduğu gibi bulunduğumuz şehirlerde
gizli kutularda en az bir usturnap saklıdır.